Düz tabanlık dediğimiz şey halk arasında biraz yanlış anlaşılabilen bir tabirdir. Gerçek düz tabanlık hekim gözüyle doğuştan gelen ve ayak kemikleri arasındaki eklemlerin sert yapıda olduğu, tabanın tamamen dümdüz olduğu ve yürürken ayağın esnemediği bir hastalık durumunu tarif eder. Ama bizim pratikte daha çok gördüğümüz şekil ayak yumuşaktır. Her türlü eklemi fonksiyon görmektedir ama basınca çökmektedir. Daha çok düz tabanlıkla karıştırılan durum bu. Gerçek düz tabanlık serttir, rigittir ve ayak esnemez. Dolayısıyla da ayağın dinamiği bozuk olduğu için yürüyüş fonksiyonu bozulmuştur. Ama yumuşak, esnek, flexible düz tabanlıkta yani taban çökmesinde ayak basmadığı zaman uzaktan baktığınızda tamamen normal yapıdadır. Ama üzerine ağırlık verdiğinde taban çöker, topuk biraz döner. İkisinin tedavisi birbirinden tamamen farklıdır.